İktidarın 15 yıllık uygulamalarının sonrasında temel yaklaşımının bir vesayet makamı olarak gördüğü yargıyı siyasi vesayet altına sokmak olduğu artık anlaşılmıştır. Yargının siyasallaştırılarak denetim altına alınması ve iktidarın ihtiyaçlarının aracı olarak kullanılması 15 yıllık iktidar uygulamalarının bizlerde oluşturduğu net, nihai bir kanaattir. Bugün içerisinden geçtiğimiz bu kararlılık döneminde ve bu OHAL sürecinin oluşmasına gerekçe yapılan darbe girişiminin de hazırlanmasına olanak tanıyan temel sebep, iktidarın yargıyı siyasallaştıran, siyasi amaçlarına araç kılan ve çürüten tutumudur. 17-25 Aralık'a kadar bu operasyonel süreç darbeci çete örgütü ve iktidar tarafından ortak benzile yürürken kol kola gerçekleştirilmiştir. 17-25 Aralık'ta hükümet eliyle devletin soyulduğu 100 yılın en büyük yolsuzluğu açığa çıkarılmıştır. Türkiye o gün bir milat olarak değerlendirebileceği bu fırsatı kaçırmıştır. O güne değin yaşanılanların hesabını sorup yaşanılanlarla yüzleşmek yerine sürecin üstü iktidar tarafından örtülmüştür. Bu iki yapı o güne kadar birbirine destek ve dayanak olmuşlardı. İki taraf da ortak benzile yürüdüklerini söylemekten çekinmemişlerdi. Şimdi geldiğimiz noktada bu ortak benzilin ne olduğu açıklanmalıdır. Bu açıklamayı bir terör örgütünden beklemekten daha çok hala devletin gücünü kullanan bir iktidardan beklemek tüm yurttaşlarımızın hakkıdır. Buradan iktidara sesleniyorum. Çıkın FETÖ terör örgütüyle yürüdüğünüz ortak menzili açıklayın. Çıkın açıklayın. Beraber nereye yürüyordunuz açıklayın. Korkunun ecele faydası yok. Unutmayın, her suç gerisinde delil bırakır. Bu deliller üzerinden oluşan sorular yanıtlanıncaya kadar biz bu kürsüden ve meydanlardan bu soruları sormaya devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, bundan bir yıl önce Türkiye alçak ve kanlı bir darbe girişimi yaşamıştı. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Alçak darbede 349 yurttaşımız hayatını kaybetti. 1301 yurttaşımız yaralandı. Buna rağmen iktidar bu alçak darbeyi Allah'ın lütfu olarak değerlendirip 20 Temmuz sivil darbesi olarak kullandı. Geçen bir yıllık sürede kanlı bir darbe girişimiyle sonuçlanan cemaatin bu alçak yürüyüşünü sorgulamak, darbe gününü ve öncesinde yaşananları açığa çıkarmak amacıyla kurulan darbe araştırma komisyonu tam bir fiyaskoya dönüşmüştür. Komisyondan beklediğimiz binlerce soru zihinlerde cevapsız şekilde asılı bulunmaktadır. Ömrünü cemaat çetesinin avukatlığı ve savunuculuğu ile geçirmiş Reşat Petek'in komisyonun açığa çıkarmasını ve yanıtlamasını beklediğimiz sorulara yanıt üretmek yerine çalışmayı engelleyen ve karanlık noktaların üstünü örten tutumu duyduğumuz endişelerde bizi haklı çıkarmıştır. Gelinen noktada böyle bir tercihte bulunan AKP iktidarından da daha darbe öncesinde ve darbe günü yaşanan karanlık ilişkilerin açığa çıkarılması konusunda hiçbir yurttaşın beklentisi ve umudu kalmamıştır. Yürüyüşümüzde ve mitingimizde dillendirdiğimiz gibi kutsal parlamentonun çatısı altında bir kez daha dillendiriyoruz ve toplumun tüm bu kesimleri için adalet istiyoruz. Bu isteğimizde hiçbir suçlunun cezasız kalmasını kastetmiyoruz. Tam aksine her suçun ve suçlunun yasalar karşısında ve vicdan ölçüsünde hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bu anlamda bu kanlı darbe girişimindeki hukuki sorumluluğu olan herkesin bir yıldır korunup açığa çıkarılamayan, komisyon tarafından açığa çıkarılmasına izin verilmeyen siyasi sorumlularında diğer sorumlularla beraber yargılanmasını ve cezalarını çekmesini istiyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Çok mağduriyet yarattınız. Çok korku ürettiniz. Tüm hukuksuzluklarınızla bir o kadar da tepki ve itiraz biriktirdiniz. Şimdi bizler bu tepki ve itirazları umuda dönüştürüyoruz. Korku bulutları yürüdüğümüz Bolu'nun dağlarında, Maltepe'nin sahillerinde başlayarak dağıldı. Şimdi yeni bir Türkiye'ye yürüyoruz. Bu yürüyüş hepimizin yürüyüşüdür. Vicdanı rahat, yüreği ferah, düşleri temiz, her partiden yurttaşlarımızı bu yürüyüşe adımlarını katmaya davet ediyoruz.
adalet istiyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.